Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bir önceki konuşmamda hadis-Kur'an ilişkisi gibi son derece önemli, aynı zamanda güncel ve üzerinde pek çok polemiğin ortaya çıkabildiği, kafaların sıklıkla karıştığı, hatta günümüzün belki de dini anlamda en önde gelen problemlerinden biri olan hadisin ve rivayetin bir anlamda önemsizleştirildiği, değersizleştirildiği, hatta onun üzerinden rivayetleri ve hadisleri bahane ederek dinin eleştirildiği ve bir kısım kuşkuların ve şüphelerin sanki ana kaynağı imiş gibi gösterilmeye çalışılan böyle önemli bir mevzu ikinci konuşmam olarak ele alacağım ve kısmet olur başarabilirsem elimden geldiği kadar Kur'an-hadis ilişkisi hususunun ne kadar önemli, önem atfetmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken bir husus olduğunun altını çizmeye çalışacağım. Takdir ederseniz ki birinci konuşmamda özellikle Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın hayatta olduğu asr-ı saadet sürecini ele aldım ve bunun üzerinden çok temel ilkeler belirlemeye çalıştım ve bu ilkelerin en başında çelişmezlik ilkesiyle teorik bakımından, usul, yöntem, metodoloji açısından Hazreti Peygamber ile ona indirilen vahiy arasında herhangi bir biçimde bir çelişkiden söz edebilmenin imkansızlığının altını ısrarla çizdim. Bu şahsen naçizane benim bütün söylemimin ve teorilerimin ana ilkesidir. Dokunulmaz ilkedir, ana ilkedir. Ama daha sonraki süreçte vahyin mushafa dönüşmesi, Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerinin rivayete dönüşmesi, hatta o hayattayken rivayete dönüşmesi meselesinin sağlıklı bir bakış açısı açısından, doğru bir perspektif açısından Kur'an dediğimizde bununla Hazreti Peygamber hayattayken inen vahyi kastettiğimizi, mushaf dediğimizde ise bu vahyin metinleşerek yazıyla kalemle iki kapak arasında birleştirilmesine tekabül eden bir isim olduğunu, anlama ve anlaşılma sorununun mushafla ilgili olduğunu, sıhhat probleminin de rivayetle ilgili olduğunu tespit etmeye çalıştım. Bugünkü sohbetimde başarabilirsem size arz edeceğim sunumumda tam da kaldığımız yerden devam edeceğim. Kaldığımız yeri bir cümleyle hatırlatmama izin verirseniz, Kur'an-ı Kerim asıldır ve rivayetlerin rivayet olmaktan kaynaklı sıhhat problemlerinde Kur'an bu rivayetlerin sahihliğinin tespitinde başvurulması gereken en temel ölçü ve kriterdir demiştim. Şimdi buradan, tam buradan müsaadenizle devam edelim. Tabii bu arada izninizle her zaman olduğu gibi tahtayı açayım ve oradan devam edelim. Evet değerli izleyenler, Kur'an-hadis ilişkisi diye başlığımızı müsaadenizle yine yazalım. Görsel olarak zihinlerimizde yer eder.
Kur'an hadis ilişkisi. Şimdi Kur'an hadis ilişkisi dediğimizde burada bugünkü yapacağım sunumumda üzerinde duracağım en önemli husus elbette ilk konuşmamda da üzerinde durduğum üzere bu hadis sözcüğünün doğrusunun, doğru kullanılmanın rivayet olduğu hususudur. Kur'an Musaf ayrımına ne kadar vurgu yaptığımı öğrencilerim de bilir. Yazılarımda, makalelerimde ve tüm konuşmalarımda hadis ile rivayetin arasında son derece önemli bir farkın olduğunu, keza buradaki Kur'an'dan maksadında Musaf olduğu. Bundan Musaf'ı kastediyoruz. Çünkü bizim elimizde Musaf var. Dolayısıyla Musaf'ı kastettiğimizi bir kere daha ifade edelim. Şimdi bunlar neden önemli? Bunu belirlemek neden önemli? Bu hususun üzerinden gidelim. Değerli izleyenler, rivayet dediğimizde rivayetin her zaman bir sıhhat problemi vardır. Evet, bir sıhhat sorunu vardır. Çünkü sonuçta rivayet bir nakildir, bir aktarımdır. Ve bu nakil ve bu aktarımın da ne kadar güvenilir olduğu, ne kadar doğru olduğu her zaman bir problemdir. Demek ki rivayet bizim konumuzun problemini teşkil ediyor. Nitekim sohbetime başlarken altını çizdiğim güncel olarak da sürekli üzerine gidilen, üzerinden istismar yapılan, üzerinden din eleştirisi yapılan şey de rivayettir. Bu bakımdan bugünkü konuşmamın içeriği ve muhtevası bu bağlamda ayrıca bir önem kazandığını düşünüyorum. Demek ki problemimiz rivayettir. Ve rivayetin bir sıhhat problemi var. Sıhhat sorunu var. Tabii buna bağlı olarak şunu da belirlemem gerekir ki konu rivayet olduğunda problem olan rivayetin bizim açımızdan elbette şöyle çizelim. Bunun hadis kaynaklarına tekabül ettiğini de hemen kaydedelim. Hadis kaynakları. Çünkü rivayetleri bize aktaran kaynaklarımız hadis kaynaklarıdır. Rivayetler burada bize aktarılıyor. Rivayetlerin problemi demek oluyor ki hadis kaynaklarının problemidir. Rivayetler üzerinden sorun çıkarmak, rivayetler üzerinden din eleştirisi yapmak demek de pek tabii olarak hadis kaynaklarını eleştirmek, onların güvenilir olmadığını, onlara güvenemeyeceğimizi ve bilvesiyle güvensiz olan kaynaklardan hareket ederek ortaya bir din yorumunu, bir din anlayışını koymanın da sağlıklı olmayacağını iddia etmek anlamına gelmektedir. Ama peki bu ne kadar sağlıklı bir düşüncedir? Bunun tarihçesi nedir? Nasıl buna bakmalıyız? Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Bu son derece önemli konu. Ele alacağım inşallah. Konu bu. Peki, ortada bir sıhhat problemi olduğunda bu sıhhat problemi özünde bir aidiyet problemidir. Konu rivayet olduğu için aidiyet sorunudur. Dikkat edin, burada bir hususun altını çizmem gerekiyor. Sıhhat doğruluk da demektir. Doğruluk da demektir. Biz burada doğruluk ve yanlışlığı konuşmayacağız. Bizim konumuz o değil. Rivayetlerin muhtevalarının doğruluğu ve yanlışlığı ikinci bir problemdir. Birincil problem aidiyet sorunu.
Yani bu rivayet Hazreti Peygamber'e ne kadar aittir? Evet, sorun bu. Eğer bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olduğunda ve buna ilişkin sorunda netleşirsek, problemi çözebilirsek, sıhhat problemini çözmüş oluyoruz. Bu rivayet Hazreti Peygamber'e aittir. Şimdi bu rivayet Hazreti Peygamber'e ait olduktan sonra bir sorunu olabilir mi? Ehli hadise göre hayır olmaz. Ehli reye göre olabilir. Çünkü rivayetler mana ile aktarıldığı için birebir Hazreti Peygamber'in sözcüklerine ve cümlelerine, ifadelerine tekabül etmiyor. Bu anlamda bir içerik sorunu da olabilir. Belki yetişirse bu derste ona da değineceğim. Eğer yetişmezse muhtemelen bir hadis-Kur'an ilişkisi 3 dersi daha yapmamız ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Onu da daha sonraki bir sohbetimizde konu ederiz. Ama bugünkü ele alacağım husus bir aidiyet problemidir. Bir aidiyet sorunudur. Bu rivayet ne ölçüde Hazreti Peygamber'e aittir? Daha açık soralım ya da farklı bir ifadeyle soralım. Kaynaklarımızdaki rivayetler, bu rivayetler ne ölçüde Hazreti Peygamber'e aittir? Bu bizim üzerinde duracağımız husustur. Peki böyle bir sorunun cevabında Kur'an nerede duruyor? Kur'an hadis ilişkisi başlığımız ama muhtevası içeriği mushaf rivayet ilişkisi. Mushaf nerede duruyor? Mushaf bizim için bu problemi çözmemizde nasıl bir rol üstleniyor? Şimdi müsaadenizle onun üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle mushaf dediğimizde mushafın iki çok temel önemli özelliği var. Birincisi mushaf elimizde yazılı metin, bunların Allah Resulüne indirilen vahiy olduğunu ve bunun da yazılı olarak bize intikal etmiş olduğunda Müslüman ümmetin hemen hemen bir problemi yok çok şükür. Bu konuda bir icma, bir ittifak olduğunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla ve dolayısıyla mushafın bir sübut sorunu yok. Yani sübutu kat'i. Mushaf-ı Şerif elimizde sabit bir metin olarak duruyor. Bu son derece önemli bir şeydir. Neden? Değerli izleyenler, konu sıhhat problemi olduğunda, bir aidiyet sorunu olduğunda ya da elimizde herhangi bir problem ve sorun olduğunda bu sorunu çözebilmek için felsefi olarak her zaman bir sabite ihtiyacımız olur. Subut diyoruz ya işte bu sabit. Bir sabit nokta bizim için önemlidir. Buna felsefede metafizik temel ilke denir. Yani metafizik olarak bir ilk sabit nokta belirlememiz şarttır. Elimizde sabit bir ilk noktamız yoksa onun üzerinden herhangi bir çıkarımda bulunamayız. Bilgi üretemeyiz. Bir şey üretemeyiz. Sabit bir ilkemiz olması lazım. Onun için mesela Öklit geometrisindeki bütün veriler evrenin düz olduğu temel ilkesine dayanır. Peki biz evrenin düz olduğunu ispatlayabilir miyiz? Hayır. Ama bunun üzerinden mükemmel bir geometri çıkmış mıdır? Evet. Temel bir ilkedir. Metafizik bir ilkedir. Aristoteles de bilginin sağlıklı bir biçimde başlayabilmesi, bilginin ancak bilgiden üretilebileceği tezinin doğrulanabilmesinin temel dayanağı nedir? İlk bilgidir. İlk bilgi başka bir bilgiye muhtaç olmamalıdır. Bunu yazarak müsaadenizle ifade etmeme izin verin, kalıcı olsun, görsel olsun. Ki bu Aristoteles'te çok önemli bir bilginin ne olduğuna, bilginin tanımına ilişkin ve daha sonra da bizim Müslüman ulemanın da
usulcülerin de kabul ettiği bir temel ilkedir. Bilgi ancak bilgiden gider. Bilgi ancak bir bilgiden, yani bir bilinenden üretilir. O zaman ilk başlangıç noktamız, ilk başlangıç noktası, ilk bilgi olması lazım. Ama bu önermede bir totoloji var. Bu önermede bir problem var. Çünkü bu önerme paradoks içeriyor. Peki ilk bilgi dediğimiz neden üredi? İlk bilgi neden üredi? Diyelim ki X bilgiden. Peki o hangisinden? Bir teselsülün, bir devri daimin söz konusu olduğunu görüyoruz. Onun için felsefi gelenekte bilgi, ilk bilgi Tanrı'dır, ilk akıldır ve dolayısıyla o herhangi bir başka bir şeye dayanmaz. Dayanma ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla oradan hareket ederek bilgiyi üretebiliriz. Ve işte bu ilk başlangıç şey sabittir. Sabit olandır. Ve böyle bir sabit a priori'den başlayabildiğimiz için bir bilginin imkanından ve sınırlarından söz edebiliyoruz felsefi olarak. Şimdi biz de burada elimizde Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenen binlerce rivayet ve sözün içerisinde kalmışız. Ve bunların hangisinin Hazreti Peygamber'e ait, hangisinin Hazreti Peygamber'e ait olmadığına ilişkin problemlerimiz var ve bunu aşmak, bunu çözmek istiyoruz. Peki bunu çözmek için bizim de bir ilk ilkeye ve ilk sabite ihtiyacımız vardır. İşte bu ilk ilke sabit, değerli izleyenler. Kur'an sabitesidir. Kur'an sabitesi. Vahiy, yani Musaf, bizim için bir sabit başlangıç zemini ifade eder. Çünkü sübutu katidir. Peki yine geleneğimizdeki genel kabuller üzerinden gidiyorum. Bu A idi, bu da B olsun. Mushaf-ı Şerif'in sübutunun kat'i olmasına karşın onun anlama delaleti, anlamı buna delalet diyoruz. Yani Mushaf'ın içinde okuduğumuz ayetlerin, surelerin anlamlarının bize gösterdiği şey, delalet ettiği şey, bu konuda yaklaşımda bunun ikiye ayrıldığı. Yani kat'i olan, manaya delaleti kat'i olan, yani sabit olanların olduğu, ki biz buna muhkemat diyoruz. Daha önce Kur'an hermeneutiği derslerimde bunun üzerinde durdum. Muhkemattır. Diğeri de delaleti zannidir. Yani kesin değildir. Buna da müteşabih diyoruz. Naçizane ısrarla Kur'an hermeneutiği konuşmalarımda altını çizmeye çalıştığım temel hususa burada yeniden dönüş yapmak istiyorum izninizle. Çünkü Mushaf-ı Şerif'in anlamının bir kısmının zanni, müteşabih olması demek, Mushaf'ın bir anlam sorunu var demek değildir. Bu önemli bir şey. Neden değildir? Çünkü Cenab-ı Hak indirmiş olduğu vahyini, bu vahyi öyle bir özellikle indirmiş ki onun şu kat'i, sabit olan muhkematı, şu muhkemleri müteşabihin anlamının belirlenmesinde kendi içindeki ikinci ayrı bir sabittir.
Demek ki mushaf kendisi için de bir sabitedir. Bunu ilk konuşmamda da söylemiştim. Kur'an'ın kendisinin kendi içindeki tutarlılığı, ayetlerin ayetlerle, surelerin surelerle ve Kur'an'ın bir bütünlüğü içinde ortaya çıkan bu sabit, Kur'an içerisinde kimi ifadelerin ve cümlelerin anlamlarının delaletinin zanni oluşu onları bir problem haline getirmez. Neden? Çünkü elimizde sabit, muhkem ayetlerimiz var. Bu muhkem ayetler bize o anlama delaletleri zanni olanların nasıl anlaşılacağına ilişkin de bize bir çerçeve sunduğu için bu çerçeve bize bir bütün halinde Kur'an'ın anlaşılmasının imkanını verir. Bu itibarla Kur'an yani mushaf müteşabihatı muhkematına bağlı olarak anlaşılmak koşuluyla bize bir sabit zemin sunar. O zaman bunu müsaadenizle bir ilke olarak yazmak istiyorum buraya. Çünkü bu ilkemiz önemli. Buraya izninizle yazacağım. İlke. İlkemiz şu. İlke. Müteşabihleri muhkematı bağlamında anlaşılması koşuluyla mushaf bize bir başlangıç sabitesi sunar. Sabitesi verir. Bir sabitesi sunar. Dolayısıyla mushaf bizim için bir sabitedir. Ve oradan başlarız. Oradan başlamalıyız. Kelami ilahi olarak mushaf bizim sıhhat sorunu olan bir aidiyet problemine sahip olan rivayetlerin bu sorunlarını gidermede üzerinde duracağımız, ilmi olarak ayağımızı basacağımız, kendimizden emin olacağımız metodolojik bir sabit zemini bize bahşeder mushaf. Benim doktora tezim olan Hadislerin Kur'an'ı Arzı kitabım, gerçi daha sonra onu yenileyip geliştiremedim. Yani baskı açısından söylüyorum, düşünce açısından. Bakın nerelere geldiğimi görüyorsunuz. O manada değil. Kitabı yenileyemedim. Öyle basılıyor sürekli, yenileniyor. Orada da ifade etmeye çalıştığım gibi rivayetlerin sorununu mushaftan yani Kur'an'dan hareketle çözme teşebbüsü bizim için son derece önemli bir husustur. Bu hususun üzerinde neden bu kadar durdum? Şundan dolayı. Genel olarak hadislerin Kur'an'a arzı dendiğinde şöyle bir problemle karşı karşıya geliyoruz. Bu önemli ve yerinde de bir problemdir. Efendim, rivayetlerin sahih olduğunu belirlemek için mushafa gideceksiniz de mushafın hangi anlamına gideceksiniz? Hangi Kur'an, hangi mushaf, kimin anladığı Kur'an? Sorunları ortaya çıkıyor. Yani şu mushafın zanni anlamına bağlı olarak hangi Kur'an sorusu soruluyor? Hangi Kur'an? Bu konuşmayı bunun için yaptım. Yani bu giriş konuşmasını sırf bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım diye. Neden? Çünkü bu soru
zait bir sorudur, hatalı bir sorudur. Polemik konusu olarak ortada dolaşan insanların şu ayete, bu ayete şöyle şöyle farklı anlamlar verip onların da birbirleriyle çelişiyormuş gibi, farklıymış gibi algılamalarını konuşmuyorum ben burada. O zaten hatalı bir durum. Oradan başlayamayız. Onu dikkate alamayız. Bir ilke olarak buraya bakın, yazmaya çalıştığım, belirlemeye çalıştığım şey, Kur'an'ın kendi içinde bir bütünlüğünün olduğu, farklı hangi sözcüğünü kullanmamızı haklı kılacak, şu sözcüğü haklı kılacak ayetlerin müteşabihler olduğunu, bu müteşabihlerinde muhkem ayetler bağlamında anlaşıldığında müteşabih olmaktan çıkacaklarını ve dolayısıyla onların da bir anlam probleminin olmayacağından söz ediyorum ki benim bu teorik ve usulî yaklaşımıma göre hangi Kur'an diye bir söz ve soru zaittir ve hatalıdır. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim'in, Mushaf-ı Şerif olarak söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'in bizim için bu şekilde sabit bir zemin teşkil etmesi son derece önemli ve teorik ve usul olarak da bunun neden önemli olduğunu, ne gibi sonuçlar doğuracağını bugün ya da bundan sonraki diğer derslerde ve konuşmalarında inşallah üzerinde durmaya çalışacağım. Yine birinci konuşmamın sonunda demiştim ki, efendim tamam iyi güzel söylüyorsunuz da bu söylediklerinizi gelenekte ilk 4 asırda hadis kaynaklarının ortaya çıktığı dönemde de neden ulema sizin söylediğiniz anlamda dikkate almadı? Bu mesele hadislerin, rivayetlerin sahih oluşu meselesinde Kur'an'a, musafa uygunluk meselesi birinci derecede bir ölçü olarak kullanılmamıştır. Neden böyle oldu? Ya da ne kadar kullanıldı? Durum ne? Demiştim. Şimdi tam da oraya geldiğimizi düşünüyorum müsaadenizle. Bunun için ilk 4 asra bu oradaki gelişmelere şöyle hızlıca bir bakmamız gerekecek. Nelerin olduğuna bir bakalım. Ve bu gelişmelerin bizim konumuz bağlamında nasıl yansımalarının olduğuna da bu bağlamda dikkatinizi çekmeye ve söylemem gerekenleri bu çerçeve, bu bağlam içine koymaya çalışayım. Değerli izleyenler, Hazreti Peygamber'den sonra doğal olarak sahabe nesli, bunları sırayla kronolojik olarak yazacağım, sahabe nesli, hemen bu sahabe nesliyle birlikte yaşayan tabi'in nesli. İslami ilimlerin ortaya çıkışının ana saiki tabi'in neslidir. Çünkü tabi'in nesli sahabeye 2 soru yöneltti. Bu ayet ne diyor? Hazreti Peygamber ne söyledi? Ne yaptı? Merak ediyor, öğrenmek istiyor. Tabi nesli 2 şey merak ediyor. Bir, okuduğu mushaftan bazılarını anlamıyor. Çünkü kronolojik değil ya mushaf. Sebebin üzülleri de yok.
ayetlerin nereden dolayı indiğini, niye oralarda yazılı olduğunu bilmiyor. Haklı olarak bizim de bugün aynı benzer sıkıntılarımız var. Tabi'in nesli bunu bilmiyor. Dolayısıyla da sürekli sahabeye bu ayet ne diyor, sure niye burada, niye böyle soruyor. Tabi'inin değerli izleyenler, işte bu ayet ne diyor diye sorması şu soru beraberinde tefsir ilmi doğuracak. Hazreti Peygamber ne söylüyor, ne yaptı sorusu da hadis ilmini doğuracak. Bu itibarla İslam ilimler geleneğinde ilk teşekkül eden, daha doğrusu teşekkül demeyelim de, teşekkül etmeye başlayan ilim tefsir ve hadistir. Tefsir ve hadisin bu ortaya çıkışında müteakip dönemlerde, üçüncü nesli yazalım, tebe-i tabi'in, bu da malumunuz, tabi'inle beraber yaşayan neslin adıdır. Tebe-i tabi'in de gelişerek devam etti ve tefsir ve hadisin üzerinden tabi'inde başlamak üzere, yine tabi'in neslinde başlamak üzere ortaya çıkan tefsir ve hadise bağlı. Tefsir, Kur'an'ın anlaşılması, hadiste Hazreti Peygamber'in söz ve eylemlerinin tespiti ve öğrenilmesi sürecinde başlayan bu hareket, devamında tabi'in ve tebe-i tabi'in döneminde iki önemli ilim dalına evrildi. Bunlar, bu ikisi, onun için parantez için aldım, tefsir ve hadis, iki önemli ilim alanının teşekkülüne sebep oldu ve bu iki önemli alan hala İslam'ın nakledilmesinin ana iki temelidir. Fıkıh ve kelam. Dolayısıyla fıkıh ilmi, kelam ilmi dediğimizde bu iki ilim alanını da, yani hem fıkıh hem kelam, bunları tefsirden ve hadisten bağımsız görmüyoruz. Çünkü fıkıh da Kur'an'la ilişkili, hadisle ilişkili, kelam da Kur'an'la ve hadisle de ilişkilidir. Dolayısıyla erken dönem bizim fukahamız, fukaha, fıkıh ilmiyle meşgul olanlar, kelamcılarımız da mütekellimin. Bunların fukahamız da hadisçi ve tefsircidir. Mütekellimin de hadisçi ve tefsirci. Dolayısıyla hadis tabi'in ve tebe-i tabi'in döneminde sadece muhaddisler, ki birazdan konuşacağız, hadisçilik daha geç neredeyse ortaya çıkmış bir durum olarak göreceğiz birazdan. Dolayısıyla buradan hareketle söyleyecek olursak, erken dönemde fıkıh ilmiyle uğraşan fukaha zaten muhaddis, bakın İmam Malik muhaddis, İmam Şafii muhaddis, Ahmet bin Hanbel muhaddis, Ebu Hanife her ne kadar ehli rey yönü önüne çıkmışsa da muhaddis, hadisle ilgileniyor, hadisi inceliyor, rivayetler üzerinde efendim tahsih işlemleri yapıyor. O zaman yaşayan tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemindeki fukahanın ve mütekelliminin hemen hepsi rivayetlerle doğrudan alakalı. Peki yine tebe-i tabi'in döneminden sonra başlayan bu süreçte, burada şöyle bir kare çizelim. Burada artık muhaddislerimiz ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Muhaddislerimiz fukahadan, kelamdan ayrı olarak, bu muhaddisler bir hadis ilmini, onu da yine yeşilde yazalım, diğerlerine uyum sağlasın. Hadis ilmini, hadis dediğimiz ilim dalını geliştiren muhaddislerimiz ortaya çıkıyor. Şimdi bu muhaddisler, değerli izleyenler, muhaddislerimiz münhasıran rivayetle ilgileniyor. Münhasıran rivayetle. Onun için buraya yazıyorum. Muhaddisler münhasıran rivayetle ilgileniyor. Yani münhasıran rivayetle ilgilenenlerimizin
En başında müsnet yazarlarımız var. Musannef yazarlarımız var. Bunlar münhasıran rivayetlerle ilgileniyor. Ama İmam Buhari'ye geldiğimiz zaman, 3. asra geldiğimiz zaman, orada özellikle İmam Buhari'nin konumunu doğru değerlendirmemiz ve okumamız gerekir. Artık İmam Buhari, bunu yazmalıyım müsaadenizle, İmam Buhari'ye geldiğimizde ki bu süreci daha sonra farklı boyutlarıyla çok konuşacağız inşallah bu bizim sitede hadis alanının bu boyutlarını. İmam Buhari'ye geldiğimizde İmam Buhari eserinde kelamı da fıkı da hadisi de birleştiriyor. Yani İmam Buhari'nin eseri Cami, El Cami, fıkhı, kelamı, hadisi, tefsiri, cem eden tam anlamıyla İslam dininin ana dinamiklerinin tamamını toplamayı hedefleyen bir tavırla karşı karşıyayız İmam Buhari'de rahimahullah. Peki bütün bunları niye arz etmeye çalıştım? Şunun için arz etmeye çalıştım. Daha henüz asıl arz edeceğime gelmedim. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve muhaddisler devrine doğru yol aldığımızda, geçmişe gittiğimizde orada nelerin olduğunu, rivayete karşı nasıl tavırların ortaya çıktığını ve bu tavırların bizim konumuzla nasıl bir ilişkisinin olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Ve bunun için bu şemaya farklı bir renkle başka bir hususu eklemem gerekecek. O da şu. Sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'in döneminde ilk önce tefsirin ve hadisin çıkışına bağlı olarak fıkıh ve kelam çıktığında, buraya lütfen dikkat edelim. Fıkıh rivayetin sıhhatini, kelam keza rivayetin sıhhatini birinci derecede önemsedi. Çünkü rivayet sahih olduğunda fukaha için delildir. Ve onunla amel edecek. Mütekellimin rivayeti sahih kabul ettiğinde, hatta mütekelliminin belirleyelim. Mütekellimin bir rivayetin sahihliğini büyük ölçüde, çok yüksek oranda, yani %90'ın üzerinde bir güvenilirlikle tespit ettiğinde ona bir delil değeri atfederken, fukahamız bu yüzde konularına göre değişmek üzere yüzde diyelim 30'dan %80'e 90'a doğru geniş bir yelpazede sıhhate ilişkin bir tavır ortaya koydu. Bu itibarla fukahanın bir rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyetine ilişkin problemi çözmedeki tavrıyla mütekelliminin bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait oluşu problemini çözmedeki tavrı aynı tavır değil. Hele muhaddislere geldiğimizde muhaddislerimizin müsnet yazarları, musannef yazarları, sünen yazarları farklı isimler altında farklı hadis kaynakları telif eden müelliflerimiz ve muhaddislerimize geldiğimizde onların bir rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyetinin tespitine ait duruşları ve tavırları hem fukahadan hem de mütekelliminden daha farklı hale geldi. Bu itibarla şu hayati soruyu yazmama lütfen izin verin ve onu belirleyerek devam etmek istiyorum. Rivayet şöyle not diyeyim dikkat çekmesi açısından not. Rivayet sadece hadisçilerin ilgilendikleri
bir alan değildir. Rivayet müfessirin de konusudur. Rivayet fukahanın da konusudur. Mütekelliminin de konusudur. Hadisçinin de konusudur. Rivayet ortak bir alandır. Ortak bir alana farklı bilim dallarından meslek sahibi otoriteler yöneldiğinde o ortak alanda duran rivayetin Hazreti Peygamber'e ait oluşuna ilişkin problemi çözmeye yönelik tavırları farklıdır. İşte biz bu farklılıkları şimdi birazdan konuşacağız. O zaman şöyle bir belirlemeyi yapabiliriz. Rivayetin sıhhat sorunu ortak bir sorundur. Yani tefsircinin de sorunudur, fıkıhçının da, kelamcının da, hadisçinin de sorunudur. Fakat bu sorunu çözmede her biri birbirlerinden önemli ölçüde farklılıklar arz eden metodolojik, yöntemsel tavır ve duruş farklılıklarına sahiptirler. Şimdi bunları göz önüne almadan rivayetlerin sıhhat ve aidiyet problemlerini üzerine konuşamayız. Kelam geleneğimiz itikadi konularla ilgilendiği için onlar mümkünse rivayetin mütevatir olmasını şart koşmuşlar. Mütevatir. En azından meşhur ya da mütevatir olmasını şart koşmuşlar. Çünkü mütevatir farklı izleyenler için söylüyorum. İlahiyat alanında olmayan izleyicilerimiz açısından söylüyorum. Mütevatir aidiyeti kesin demektir. Aidiyet sorunu yok. Yani bir rivayet mütevatir dediğinizde o rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyeti %100 demektir. 99 değil, %100'dür. Dolayısıyla mümkünse mütekellimin bununla ilgilenmiştir. Onun için de erken dönem kelamcılarımız rivayetler ve ahbar konusunda en sıkı, en disiplinli, koşulları en ağır usule, yönteme sahip ülemadır diyebiliriz mütekellim için. Ama fıkıhçılarımız öyle değil. Fıkıhçılarımız itikadi konularla ilgilenmezler. Fıkıh konuları, fıkıh, ibadet, muamelat, yani sosyal konular, bir de ceza konuları, yani adli konular. Bunlarla tabii ibadeti ilgilendirdiği için tahareti de temizlik konusunda yazabiliriz. Bunlarla ilgilenmişler doğal olarak fukaha. Böyle ilgilenince de fukaha taharetle ilgili konunun da ilgili rivayetlerin Hazreti Peygamber'e aidiyetindeki duruşuyla ibadet konusundaki duruşu aynı değil. Muamelat konusunda aynı değil. Adli cezalar konusunda aynı değil. Böylece fukaha elde mevcut olan rivayetlerin hangi konuyla ilgili olduğuna bakarak da o rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olup olmadığına ilişkin koşullar, şartlar belirip tavırlar belirliyor ve diyelim taharetle ilgili rivayetlerde daha toleranslı, daha mütesahil bir duruş belirlerken ibadet, muamelat, akitler, hele hele adli cezalar, ukubata ait konular söz konusu olduğunda orada çok daha şiddetli. Çok özür dilerim. Bu konularda daha sert, daha katı ve keskin tavırlar aldıklarını görüyoruz. Ama konu hadise, hadisçilere geldiğinde,
yani muhaddislere geldiğinde elimizde homojen bir muhaddis listemiz yok. Muhaddisten muhaddise, eserden esere, tavırda farklılıkların, rivayetin sıhhatini belirlemede farklılıkların ortaya çıktığını görebiliyoruz. Ve bu farklılıkların ortaya çıkması da doğal olarak rivayetler hakkında muhaddislerin de farklı kanaatlere sahip olduğunu ve bu kanaatlerin de rivayetlerin kitapta yer almasına yansıdığını söyleyebiliriz. Ama muhaddisler hemen hemen Hazreti Peygamber'in kavli, ameli, sözsel, eylemsel nesi varsa bunları büyük ölçüde toplamaya yöneldikleri için kendilerince daha farklı bir yöntemi, daha farklı bir hususu benimsemek istemişler. Daha doğrusu benimsemişler. Müsaadenizle bunu netleştirmek istiyorum. Bu tavrı, temel tavrı netleştirmeye çalışacağım. Şimdi bir muhaddisler yazalım. İki, fukaha yazalım. Üç, mütekellimin. Yani kelamcılar. Şimdi bu üç ana disiplin rivayetlerin sıhhatleri, yani Hazreti Peygamber'e aidiyeti konusundaki temel duruşları üzerinden bir hususu arz etmeye çalışacağım. Bunun için de müsaadenizle rivayet dediğimizde, konumuz bu çünkü rivayet dediğimizde, bu rivayet iki unsurdan oluşur her zaman. Bunun birinci unsuru senettir. Yani isnat diyoruz buna. Birazdan bunun ne olduğunu şekil çizerek göstereceğim. İkincisi de metindir. Yani bu da Hazreti Peygamber'in sözü. Sözü. Evet. Rivayet bu. Şimdi bununla ilgili genel tavrı görelim. Sonra bu tavırlar içerisinde asıl konumuz olan hadisin Kur'an'la ilişkisi, yani rivayetin Kur'an'la ilişkisi ve bu konuda rivayetin sahihliğini belirlemede nasıl bir rol üstlendiğini Kur'an'ın ve Musaf'ın, ona yavaş yavaş geçmeye çalışalım. Değerli izleyenler, muhaddislerin yöntemi şudur. Burada Hazreti Peygamber var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Onun mübarek sözünü sahabi ile gösteriyoruz. Ondan alıyor. Ondan sonraki nesil olan tabi'in nesline T ile gösteriyoruz. Onlar da kendilerinden sonraki neslin de özelliği yaptılar. Tebe-i tabi'indir. Onlara bundan sonrakilerin genel adı aktarıcı anlamında R ile ravi, yani altına da yazalım. Ravi. Bunlar da ravidirler. Her biri ravidir ama özel adları var. Ondan sonra bir başka raviye aktarıyor. Bu ravi de en nihayet rivayeti muhaddise aktarıyor. Muhaddis bu rivayetleri alıyor ve bir eser yazarak bize naklediyor. Eserin içinde topluyor ve naklediyor. Şimdi bir muhaddis rivayeti bundan alıp Hazreti Peygamber'e kadar ulaştırmasına isnat diyoruz. İsnat. Yani dayandırmak, senettir. Senettir. Hadisçiler genel olarak şöyle bir temel ilke benimsemişlerdir. Demişlerdir ki, bu ravinin biz iki tane önemli özelliğini arıyoruz. Bir, bu ravi adil olmalı, yani güvenilir olmalı. Peygamber'e onun söylemediği bir sözü isnat etmeyeceğinden emin olmalıyız. Bu ne kadar mümkünse o kadar işte. Benim hadis usulü derslerimi eğer
izlemek isterseniz orada bunları cerh ve tadil konusunda detaylı bir şekilde anlatıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ravi adil olma, yani güvenilir olmalıdır. İki, zabit olmalıdır. Yani hafızası iyi olmalı. İşittiği bir sözü, yani peygamberin sözü diye işittiği bir şeyi bir daha unutmamalı. Kaydetmeli, yazmalı, korumalı, muhafaza etmeli ve kendisinden sonrakine güvenilir olarak aktarmalıdır. Şimdi bu iki önemli özellik, değerli izleyenler, iki önemli özellik, yani şu özellikler tüm raviler için geçerlidir. Tüm ve sahabenin de genelinin adil olduğu kabul edildiği için muhaddise göre buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Muhaddise göre ravileri bu şekilde olan bir rivayet Hazreti Peygamber'e aittir. Onun için eserimi alıyorum der ve buraya alıp nakleder. İşte biz buna içtihaden hadis diyoruz. İçtihaden hadis. Artık bakın adı rivayet değil, hadis. Adı hadis oldu. Hadis Peygamber Efendimiz'in söz demek. Neden içtihaden diyoruz? Çünkü muhaddisin kanaati. İçtihat muhaddisin kanaatidir. Muhaddisin zannı galibi. Zannı galibi. Yani araştırmış, düşünmüş, taşınmış ve bu rivayet Hazreti Peygamber'in olabilir kanaatine varmış ve eserini almış. İçtihaden bu kanaate vardığı için artık o rivayet değil, Hazreti Peygamber'in sözüdür. Kime göre? Muhaddise göre. Bu durumda muhaddis rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyetini hangi yöntemle çözdü? İsnatla. Yani bu zincirle çözdü. Onun için muhaddis rivayetin Kur'an'a uygunluğuna falan bir yöntem olarak bakmaz. Ya da her zaman bakmaz. Bazen baksa bile bir yöntem olarak her zaman bakmaz. Onun için isnadın güvenilirliği şu zincirin Hazreti Peygamber'e kadar adil ve zabit raviler üzerinden ulaşmış olması yeterlidir. Tabii çok uzun detayları var, oraya girmek istemiyorum. Yeterlidir. Böyle çözmüş. Bu itibarla bizim hadis kaynaklarında Kur'an-ı Kerim'le çelişebilen rivayetlerin olması biraz bu tavırdan kaynaklanıyor. Ve bu tavrın mantığı muhaddis diyor ki ben böyle adil ve güvenilir zabit insanlardan Hazreti Peygamber'e geldim. Hazreti Peygamber de bir söz söylemişti bak içinde. Şimdi bu her bir ravi güvenilir insansa, peygamber için onun söylemediği bir sözü ona isnat etmiyorsa, bu kadar güvenilirse, hafızası da iyi, rivayette doğru nakletmişse, bu sözün ne sorunu olabilir ki diyor ve eserini alıyor. Mantıklı mı? Evet, mantıklı. Fakat ne kadar mantıklı olursa olsun, aktarımlarda yaşanan kimi sorunların manada problemlere neden olabileceği hususu hadis alanında ve hadisçiler için her zaman bir problem olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Bunları ileride farklı yönlerle belki sizlerle yeniden konuşup müzakere ederiz inşallah. Hadisçiler bu şekilde konuya bakıp rivayetin sıhhat sorununu çözmeye çalışırken fukaha bir isnadı dikkate alıyor. İsnat önemlidir. İsnat önemlidir. İsnadı dikkate alıyor. İki, isnatla gelen rivayetin sünnete uygunluğuna bakıyor. Sünnete uygun. Peygamberin ameline ne ölçüde uygunluğuna bakıyor. Üç, hemen hemen fukahanın tamamı rivayetlerin Kur'an'a uygunluğuna da bakıyor.
Kur'an'a uygunluk fukahanın önemli bir ilkesidir. Mütekellimin de öyledir. Ama mütekellimin fazla rivayetle ilgilenmediği için onu biraz daha kenarda tutarak konuşuyorum. Zira itikadi sadece mütekellim, sadece inançla ilgili konuları ele aldığından dolayı oradaki rivayetlerin bir probleminin olmamasını esas alıyor mütekellimin. Ama fukaha ve hadisçiler bizim için son derece önemli. Demek ki rivayetlerin sahihliğini belirlemede bir tavır erken dönemde fukahada ortaya çıkıyor. Fukahanın dikkat çektiği, özellikle erken dönemde Ebu Hanife'nin rahimehullah'ın öncelikli olarak belirlediği rivayetlerin Kur'an'a uygunluğunu bir kriter olarak Hanefilerde, ehli rey olarak öne çıkardığını ve bunu dikkate aldığını söyleyebiliriz. Peki bu dikkate alınış neden bizim söylediğimiz ölçüde rivayetlerin tasihinde daha belirgin, daha öne çıkan Ebu Hanife'de ve Ehl-i Rey'de olduğu gibi bir kritere dönüşemedi? İşte burada bizim şimdi ele alacağımız diğer bir konu devreye girdi. Erken dönem ulemanın vahiy algısı. Bu galiba üçüncü başlığı oldu. Diğerlerine de birazdan numara koyayım. Erken dönem ulemanın vahiy algısı. Evet, erken dönem ulemanın vahiy algısı bu konuda son derece önemli ve belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek erken dönem ulemanın vahiy anlayışı? Değerli izleyenler, kaynaklarımızda daha tabi'in döneminde, yani vefat tarihleri yüzlü yıllar, yani 110, 112, 120, 115, bazıları 90, 95. Yani daha hayatta Hazreti Peygamber vefat ederken çocuk olan, küçük yaşta olan sahabinin pek çoğunun hayatta olduğu, tabi'in alimlerinin de artık yavaş yavaş ortaya çıktığı süreçlerde dualist bir vahiy algısının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabirime lütfen dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bu kavram naçizane benim kullandığım bir kavram. İslam geleneğinde tabi'in neslinde dualist bir vahiy algısı ortaya çıkmıştır. Evet, yazayım bunu müsaadenizle. Tabi dönemi. Dönem tabi'in dönemi. Bu tabi'in döneminde dualist bir vahiy algısı ortaya çıktı. Peki ne demek dualist vahiy algısı? Bir vahiy metlu bu Kur'an'dır. İki, bu bir olsun, bu da iki. Vahyi gayri metlu bu da hadis ve sünnet. Evet. Değerli izleyenler, daha tabi'in dönemindeyiz. Bakın. Daha tabi'in dönemindeyiz. Ebu Abdullah Mekul, vefat tarihi 112. Bu çok önemli bir isim bizim gelenekte. Onun meşhur bir sözü var. Bakın, Kur'an hadis ilişkisinde gelinen noktayı
ve bunun devamını konuşmamız açısından bunlar son derece önemli ifadeler. Bir devri, o devrin bilimsel ilmi tavrını, rivayete karşı bakış açısını yansıtması bakımından bunlar son derece önemlidir. Diyor ki, El-Kur'anu ahvecu ile sünne mine sünneti ile Kur'an. Ne demek? Sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacı, dikkat edin, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacı, tabi burada sünnet derken, bunu birazdan yazacağım, sünnet derken Hazreti Peygamber'in kavlini, fiilini söylüyor. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacından daha azdır. Yani tersinden söyleyelim. Kur'an, sünnetin Kur'an'a muhtaç olmasından çok daha fazla sünnete muhtaçtır. Geldiğimiz yer bakın. Birinci yüzyılın içindeyiz. Tabi'in nesli ve bu o kadar önemli bir tarihi duruma, tespit etmemiz gereken tarihi bir duruma işaret ediyor ki bunu mutlaka farklı bir renkle yazmalıyım. Not. Evet. Mekkul'ü de yazalım. İmam Mekkul bu çok önemli bir isim çünkü fakihtir çünkü kendisi aynı zamanda ve fakihlerin hadisçi de olduğunu da söyledik. İmam Mekkul diyor ki Kur'an sünnete muhtaçtır diyor. Basitleştirerek söylüyorum. Evet, muhtaçtır. Burada Kur'an dediği Musaf. Neden böyle söylüyor? Çünkü yukarıda ne dedik? Tabi'in nesli Musaf'ı okuyunca anlamıyor. Onu anlamak için neye ihtiyacı var? Hazreti Peygamber'in açıklamasına, ameline, sünnetine. Böylece tabiinin gözünde Musaf anlaşılabilmek için sünnete ve Hazreti Peygamber'in açıklamalarına muhtaç olan bir kitap olarak görünüyor. Böyle olunca da o nesilden itibaren, tabi'in neslinden itibaren hadis ve sünnet benim anlatmaya çalıştığımın tersine Musaf'ın anlaşılmasının bir zeminine dönüşüyor. Ben burada rivayetlerin sahihliğinin bir zemini olarak Musaf'tan söz ederken daha birinci nesil tabi'in döneminde tabi'in neslinin Musaf'ın anlaşılabilmesi için rivayetin belirleyici olduğuna dikkat çeken bir tavır ortaya koyuyor. Şimdi aynı dönemde bak. Yahya bin Ebi Kesir, bakın vefat tarihi 129. Tabi. Diyor ki, Es-sünnetu kâdiyetun alel Kur'an ve leysel Kur'anu kâdiyen alel sünnet. Sünnet Kur'an için tayin edici, belirleyicidir. Yani onun anlamını, ahkamını netleştiren sünnettir. Tersi değil diyor. Bunu niye söylüyor? Bakın onu da yazalım. Yahya bin Kesir. Yahya bin Ebi Kesir, pardon. Evet. 112 vefat tarihleri. 129. Her iki tabi'in imamının da vurgusu, kırmızıyla yazmak istiyorum, vurgusu Musaf'ın anlaşılma sorununun olduğunu, bu sorunu gideren sünnet ve hadis olduğunu söylüyor. Sünnet ve hadis olduğunu söylüyor. Dolayısıyla
belirgin ölçüde burada bir tavır olarak Kur'an'ın mücmel olduğu, ifadelerinin net ve anlaşılır olmadığı, bunların anlaşılabilmesi için illa hadise ve sünnete muhtaç olunduğu kanaati beraberinde hadisi ve sünneti bu derece önemli kılıp birincil konuma yükseltince doğal olarak Hassan bin Atiye gibi yine tabiinin efendim önemli isimlerinden tüm kaynaklarımızda nakledilen ünlü meşhur sözü devreye giriyor. Nedir? Diyor ki Cebrail Hazreti Muhammed'e vahyi getirdiği gibi sünneti de getiriyor. Yani sünnet de bir vahiy olarak geliyordu. Bakın, vahyi gayri meddua geliyoruz. Sünnet de bir vahiy olarak geliyordu. Bununla da kalınmayacak. Hazreti Peygamber'e isnat edilen bir rivayette Allah Resulü innema utitu el Kur'an وَمِثْلَهُ مَعَهُ bana bir Kur'an ve bir de beraberinde onun kadar başka bir şey daha verildi. Buyuran bir rivayetin de nakledildiğini göreceğiz. İşte bu Kur'an bu. Vahiy meddu. مِثْلَهُ مَعَهُ Kur'an'ın yanında bir de onun gibisi verildi bana. Bu da gayri meddu. Bu bizim erken dönem fukahanın, Müslüman ulemanın genel paylaştığı bir kanaat. Her Risale'yi okuduğumuzda İmam Şafii'de de bu kanaati ağırlıklı olarak görebiliriz. Bu perspektif, bu bakış açısı ve bu düşünce, dualist vahiy algısı, hadisi ve sünneti de zaten vahiy olarak görünce niye o rivayeti Kur'an'a arz etsin ki? O zaman isnat yeterli olur. İsnadı sağlamsa zaten o da vahiy Allah'tan geliyor. Bir biçimde Cebrail getiriyor. Nitekim İbni Hazım gibi başta pek çok ünlü usulcümüz, fıkıhçı ve usulcümüz Necm suresinde ve ma yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha ayetinin anlamını böyle anlıyor. Her ne kadar nüansları varsa da diğer usulcülerimize Gazali'ye vesaireye geldiğimizde de benzer yaklaşımların olduğunu Mustasfa'da da görmemiz mümkün, Cüveyni'nin El-Burhan'ında da görmemiz mümkün. Başka usulcülerde de bunları görebiliyoruz. Peki, değerli izleyenler, ulemanın, erken dönem ulemanın, bu dualist, ikili, çifte vahiy algısı, yani şöyle, söyleyelim. Biraz tahtayı yukarıya kaldıracağım. Kur'an vahiy. Kur'an vahiy. Hadis sünnet de vahiy. O da vahiy. O zaman benim teorik olarak sunmaya çalıştığım şeye bir ihtiyaç yok ki zaten, o da vahiy. Burada belirlememiz gereken şunun Hazreti Peygamber'e sağlıklı bir biçimde ulaştırılması, sağlıklı olarak isnatla bunun sağlanmasıdır. Onun için bizim İslam ilimler geleneğimizde isnat son derece önemli ve
belirleyici bir yöntemdir. Bizim söylemeye çalıştığımız şey ya da benim anlatmaya çalıştığım, söylemeye çalıştığım şey, birazdan ilke olarak da yazacağım ve oradan devam edeceğim. Sizi çok yordum biliyorum, toparlayacağım. Çünkü bunun bir üçüncüsünü de konuşmamız gerekecek, öyle gözüküyor. Rivayetlerin sahihliğini belirlemede isnattan başka ayrıca bir yol, bir yöntem olarak efendim onların mushaf üzerinden, Kur'an üzerinden tasihinin yapılması hususuna ulaşabilmek, varabilmek adına söylüyorum bunları. Daha sonraki hadis usulcülerinin de yoğun bir biçimde efendim kabul ettikleri gibi bazı ilkeleri buraya yine yazalım. İlkeler yazalım. İbn-i Salah başta olmak üzere daha sonraki tüm İbn-i Salah geleneğine bağlı hadis usulcülerimizin de söylediği üzere bu hadis, yani rivayet, sahihtir demek, bu hadis, bu rivayet sahihtir demek, isnadı sahih, isnadı güvenilir demektir, isnadı sahih demektir. Yani hadis usulü geleneğinde bir rivayet sahihtir dendiğinde kastedilen isnattır. Ama yukarıda şemada arz ettiğim gibi rivayet sadece isnattan ibaret değil. Onun bir de metni var. Dolayısıyla ikinci ilke 1-2. İsnadın sıhhati yani isnadın güvenilirliği metnin sıhhatini büyük harfle yazıyorum. Zorunlu olarak gerektirmez. Zorunlu olarak gerektirmez. Önemli bir şeydir ama zorunlu değildir. Zorunlu olarak gerektirmez. Neden? Mesela hiç isnadın olmadığı, sizi biraz da dinlendirsin, bir örnek vereyim. Hiç isnadın olmadığı döneme gidelim. Allah Resulü vefat etmiş. Ayşe validemiz hayatta. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan bir hadis naklettiği kulağına geliyor. Ebu Hureyre diyor ki, ben Allah Resulü'nden işittim. Semitu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, eşşu'umu fi'l-thelas. Üç şeyde uğursuzluk vardır. Fil mer'ati vel beyti vel farasi. Kadında, evde ve atta uğursuzluk vardır. Bunu duyunca, bakın isnat misnat var mı? Sahabe hayatta da yani isnat misnat yok. Diyor ki Ayşe validemiz çağırıyor ya Ebu Hureyre diyor, sen bunu böyle peygamber söyledi diye naklediyor musun? Evet efendim. Peygamberden duydun, evet, ama yarım duymuşsun. Demek ki sen sohbete geç gelmişsin. Allah Resulü Yahudilerden bahsediyordu. Yahudilerin inancından, onların batıl, tahrif olmuş dogmalarından bahsediyordu. Bu bağlamda böyle söyledi. Yani diyordu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, La'anallahu alel yehud ennehum ya'takidun, Allah Yahudilere şöyle şöyle yapsın. Onlar şöyle inanırlar. Eşşum fisselaz diyor. İşte Yahudi inancı. Sen o baş kısmına yetişmemişsin. Bakın, bir sözü yarım duymak, eksik duymak ya da
tam anlamamış olmak. İsnatla ilgili değil. Ne kadar önemli bir problem ortaya çıkardı. İslam'da uğursuzluk diye bir şey yok. E peki, ama rivayetlerde var. En güvenilir kaynaklarımıza bunu naklediyor. Niye Ayşe validemizin düzelttiğini değil de eksik haliyle Ebu Hureyre'nin rivayeti nakledilmiş? Çünkü Ebu Hureyre'nin bu eksik olan sözünün isnadı Ayşe validemizinkinden daha güvenilir bir yolla geldiği için. Bakın, isnat sağlam ama metin problemli. İsnat zayıf ama metin Kur'an'a uygun. İsnadın otoritesi. Ama usulcülerimiz isnadın sıhhati, metnin sıhhatini zorunlu olarak gerektirmez. Yani bir isnat sahihtir diye zorunlu olarak o isnadın naklettiği metnin Hazreti Peygamber'e ait olması zorunlu değildir. O halde sorun, bitiriyorum yavaş yavaş. Üç. Sorun isnat ve metin ile ilgilidir. Mushaf metin sorununu gidermede devreye girer. Evet. Yani bizim rivayetlerin isnatlarıyla da ilgili soruna bağlı olsun isterse, isterse isnattan bağımsız olarak isnadı sağlam, güvenilir olmasına rağmen metinde bir problem olduğunda, metinde bir sorun olduğunda burada efendim mushaf devreye girer. İşte bu nokta bizim hadis-Kur'an ilişkisi 3 sohbetimizin, yani bir sonraki sohbetin artık konu netleşti. Konusu olacak. Yani rivayetin metninden hareket ederek bu metnin Hazreti Peygamber'e ne ölçüde ait olup olmayacağını belirlemede mushaf bizim için nasıl bir mihenk taşı, nasıl bir ölçü ve mizandır, onu inşallah önümüzdeki ders konuşacağız. Buradan başlayacağız ve örnekleriyle bu hususun üzerinde durmak istiyorum. Değerli izleyenler, çok kabaca, fazla detaylara girmeden el almaya çalıştım bu konuda. Bir kere daha gördük ki öyle her önüne gelenin ben hadise güvenmem, rivayete güvenmem. Yok efendim, rivayette bu iş olmaz. Hadiste bu iş olmaz. Hadis rivayet bu işi karıştırıyor, dine zarar veriyor. Şöyledir, böyledir şeklinde konuyu bilmediğinin bir göstergesi olarak dile getirilen bu ifadeler kıymetsizdir, değersizdir ve anlamsızdır. İslam bir din olarak, çok şükür hepimizin dini, rivayetten koparılamaz, rivayetten ayrıştırılamaz. Rivayetleri toptan ben reddediyorum, rivayete güvenmiyorum, hadise güvenmiyorum diyen birisinin Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'a inanması da kendisiyle çelişki içine düşmeden mümkün olmaz. Kendisiyle çelişir. Neden? Peygamber'e inanıyor musun peki? Kur'an getirdiğine evet. E peki nasıl inanıyorsun? Peygamber'in yaşadığı, kendisine vahiy geldiğini iddia etmesi, peygamberlik görevini yapmasıyla ilgili tüm bilgilerimiz de rivayete dayanmıyor mu? Rivayet olmadan Mushaf'a, Kur'an'a inanabilir misin? O da rivayetle gelmiyor mu bize? Yani
bizim rivayetle barışmaya, rivayetle buluşmaya, rivayetle kaynaşmaya, onu doğru anlamaya şiddetle ihtiyacımız var. Rivayetleri yok sayarak, rivayetleri reddederek, rivayetlere karşı bir tutum ve davranış sergileyerek, kendi kendimizle çelişmeden bir argüman geliştiremeyiz. Bunu önümüzdeki derste inşallah ele alacağım konu bağlantısında sizinle çok daha net bir biçimde inşallah ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Efendim, bir kere daha zaman ayırıp bu uzun süren konuşmalarımı ve sunumlarımı dinlediğiniz ve sabrettiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız efendim.